Alo. Merhaba, Esin ben. Şevkat'in durumunu merak ettim de nasıl, iyi mi? Şevkat Usta öldü. Ne? Ne diyorsun sen? Şevkat Usta öldü. Ne oldu Esin? Ne oldu? Şevkat ölmüş. Ne? Aa, ya ne diyorsun Esin? Dur. Esin dur. Esin dur. Ay Esin'cim. Alo. Muhtar, bir yumurta 1 lira ya. Ne kadar pahalı kardeşim? Çöz bu işleri ya. Hele. Oğlum ne iş lan bunlar? Bakacağız. Esin! Ay Allah'ım! Esin kendine gel. Esin kendine gel. Esincim kalk. Ya canım bir ambulansı falan arayalım. Esin hadi bir arayalım. Hadi çabuk ol. Esincim. Canım hadi kendine gel. Esincim aç gözünü. Esin. Bak kendine geldi dur. Esin. Canım iyi misin? Bak şimdi bir rahatla, ferahla, kendine gel tamam mı? Ne oldu bana? Ya kötü bir haber aldın. Bayıldın. Babam mı? Ay, babama bir şey oldu. Yok baban değil. Baban çok iyi. Bir şey yok. Ne oldu o zaman? Yok bir şey. Ya söylesenize ne oldu? Yumurtacı ölmüş. Gizem. Ölmüş mü? Yani galiba. Ne demek galiba? Sanem adam ölmüş mü ölmemiş mi? Ya nasıl olur ben? Ya ben onu daha bugün gördüm. Adam kanlı canlı duruyordu. Nasıl ölmüş? Ya biz de bilmiyoruz. Biraz önce aradın, bayıldın işte. Ne demiyorsun? Neden öldü? Ay gencecik adamın sebebi oldum. Benim yüzümden öldü. Saçmalama Esin. Ya kendini suçlama. Belki eceliyle öldü. Ya Sanem niye eceliyle ölsün? Gencecik adam. Ya ben ne yaptım? O bana emanetti ya. Ya ben onu nasıl yalnız bıraktım ya? Bıçanıl! Üzeyir hadi lan! Eyvallah sağ olasın. Beni getiriyor. Recep abiye selamlar ha. Ne oldu oğlum ya? Gel. Anlat lan. Bak şimdi abi. Esin aradı burada. Şevkat Usta'yı sordu. Şevkat Usta öldü. Sesi soluğu gitti. Şaka yapıyorsun. Bak Miço, Allah belamı versin tokatlarım lan seni. Harbi mi lan? Aa, vallahi yalan söylemiyorum ya. İnandın peki? İnandım tabii. Ah lan be! Oğlum keşke beyin kanamasından öldü diyeydin lan. Bak kızım var ya, yemin ediyorum kalbine inme iner daha. Yavaş. Öyle demedim ama indi zaten abi, merak etme. Bravo lan Selami. O kesin yeğeni arar. Beyin kanaması desen. Beyin kanaması güzel acı. Beyin kanaması güzel. Ayıpsın abi. Ver telefonu. Ha tamam. Hacı, melodi kaydedelim. Karşı taraf dinlediği zaman böyle kahrından ölsün ya, ölsün. Yakadan paçadan böyle insin yani. Şş, bana bak ne kaydedeceksin lan? Memnun mutun, mutlu mutun, güdeli tevgilim. Memnun mutun, mutlu mutun, güdeli tevgilim. Dan 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 dın. Dan 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 dın. Rahmetli yumurtacıyım. İbo mu Müslüm baba mı? Balalı Ziya Nikocuğum. Balalı Ziya? O nedir ya? Aynen Nikocuğum. Nereden geldim ben İstanbul'a ya? Otursaydım işte Paris'te. Ya geldiğim gibi katil oldum. Ya Esin kendini suçlama. Tekrar arayalım. Hem öğrenelim nasıl ölmüş. Sanem doğru söylüyor. Belki başka bir kaza olmuştur. O yüzden ölmüştür. Adam sinirli, gergin. Yani belki de başka biri öldürdü. Evet, ben bir arayayım. Yok. Ben arayayım. Benim konuşmam lazım. Tamam, gel şöyle bir otur. Ama bak sor. Nasıl öldüğünü sor. Bak gör seninle ilgisi yok. Ya ne fark eder Gizem? O bana emanetti. Ya Esin nereden sana emanetti? Daha yeni tanıdın adamı. Siz bilmiyorsunuz. Babam onu bana emanet etti. Hem de bugün. Ya ben babamın emanetine bir gün bile sahip çıkamadım ya. Öldü gitti adam. Tamam. Tamamdır hacı. İlmeli kötürümlü melodi hazır. Buyurun. Süper baba. Dur Sanem dur. Aha Esin arıyor abi. Bırak hacı, çalsın birazcık. Şöyle arabesk, bacaktan böyle nüfuz etsin böyle bütün vücuda. Anlatabiliyor muyum? Kahrından ölsün sonra da yani. Memnun mutun, Ne oldu? Cevap vermiyor mu? Ne oldu? Dinle. Bu ne ya? Rahmetli yumurtacıyım. Aynen birader. Açsanıza. Niko, aga şimdi bu telefonla burada konuşacak birisi varsa o da sensin. Muhtar da sensin, ağzı laf yapan adam da sensin. Ayıktırayım. Aynen Niko. Kesinlikle senin konuşman lazım yani. Beni karıştırmayın. Ya babacığım, çocuk zaten kendi söylemiş. Öldü, beyin kanaması falan filan diye. Açsana ya. Evet. Hadi Niko. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Efendim? Alo, ben Esin. Kiminle görüşüyorum? Esin Hanım, ben Niko. Şevkat kardeşimiz... Hakk'a yürüdü. Ne? Ay dur, ay, dur. Dur canım. Allah'ın rahmetine kavuştu. Hepimizin başı sağ olsun. Ve tüm sevenleri dahi metin olsun. Şevkat kardeşimiz zihnen atarlı olsa da... kalben melek gibi bir insandı. Rab sevdiği kullarını yanına erken alır. Haset bırakmaz sevdiğinden. Biz bunun bugün onun hasetini biz çekeceğiz. Ve onu andıkça Hakk'a yakın hissedeceğiz. Üzülmeyin, üzülmeyin. Şevkat çok temiz kalpliydi ve kalp kırmadan tertemiz gitti. Tabii kalp kırmaz zaten, can kırar. Nasıl oldu peki? Nasıl öldü? Huzur içinde. De nasıl huzur içinde? Yatağında. Uykusunda. Rüya alemine daldı, ilahi aleme gitti. Ya ne olur bana söyleyin. Beyin kanaması mı? Biz öyle demek istemeyiz. Can uçar gider. Sen bu dünyada kalır. Şefkat... fani beyninin sınırlarından azat etti. Saf şuur olarak aslına rücu etti. Ya ne olur bana söyle. Beyin kanamasından mı öldü? Şefkat'in fani hayatı son buldu. O artık bir ruh. Ruhların ölüm nedeni olmaz. Ahirette varlık nedeni hüküm sürer. Şefkat kanayan bir yürekti. Evet, kanayan bir yürekti. Beyin kanaması hiç gelir. Bizler Şefkat'i kanayan bir yürek olarak hatırlar ve öyle alırız. Biz bugünden unuttuk onun beyin kanamasından öldüğünü. Lütfen siz de unutun. Ben nasıl unutayım beyin kanamasından öldüğünü ya? Allah'ım ben bunu nasıl yaptım ya? O bana emanetti, ben onu bir gün bile emanetime sahip çıkamadım. Esin, tamam dur. Ay ben... Bu kız çok temiz kalpli, ne desen inanıyorum. Süper konuştun Niko ya, süper konuştun. Konuşmayacağım dedi, kitap yazdım lan. Keşke kaydetseydik oğlum bunu ya. Allah benim belamı versin, net katılıyorum. Baba sen ne pis bir adammışsın lan. Hele bir cenaze yapalım. Siz beni o zaman görün. Ay ben ne yaptım? Bu genç yaşımda katil oldum ben. Ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey. Önce sakinleşmesini bekleyeceğiz. Aa, bende sakinleştirici vardı. Dur. Yakacağım o ayakkabıları. Parçalayacağım o ayakkabıları. Canım al şunları da iç. Ne bu? Sakinleştirici. Ha, ver. Ay ben ne yaparım şimdi? Şu yumurtacı diye dalga geçtim. Vallahi vicdanım sızlıyor ha. Benim de içim sızlıyor. Çok üzüldüm vallahi. Biraz kafadan sakattı ama öylelerin de ihtiyaç var hayatta değil mi? Ben İstanbul'a gelip sanat galerisi açacaktım. Şimdi artık hapishanede resim atölyesi kurarım. O mahkumlara falan da öğretirim, ne bileyim belki bir ceza indirimi falan yaparlar. En azından tango yaparız abla ya. Şefkat'in vasiyeti deriz ha. Olmaz! Mama! bütün mahalleyi satacak mısın? Satmam bizi be ya. Aha! Aha! Miko mesaj atmış lan, geliyorlar. Yeah. Seviyorum dostlar! Yanıyorum aşkımdan! Şevkat! O kim ya? Allah belanı versin İsmail. Tez vakit inşallah. Sözümü tuttum Şevkat! 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 Boncuk bu nedir kardeşim? Sus sus! Ya buraya yürü! La Şevkat'e bir şey olsun bari bak. Yeminle bak bu dünyayı yakarım bak. Eve benzin döker içinde siz varken evi yakarım. Arabeskini kim ya senin arabeskini? Lan yürü şurada dolaş. Yürü. Yürü lan. Gerizekalı herif seni. Bugüne kadar hayata hep kafa tuttum. Beşiktaş'ına sarıldı, derdi unuttu. Bir kızın sarsaklı şefkatimi yamulttu. Dilerim ahirette olursun mutlu. Tutmaz elim kolu, ne çabuk öldün gittin. Bu mu hakikat? İsmail! Ne yapıyorsun be ya? Vallahi gırtlarına sokacağım sizi çatala gırttan. Öldün atladın. Ne yapıyorsun? Aslıyorum sana, sustuyorum be ya. Öldürdüm. Taktım 5. vitese yok. Lan Miço, yaktım oğlum seni. O sen de görürsün oğlum birini. Biz daha ölmedik koçum. Selamünaleyküm. Ödümü patlat. Şevkat hayırdır bu ne ya? Yok bir şey. Bir Beşiktaş maç kaybetti ya, hemen bizi öldürmüşler. Akılları sıra şaka yapıyorlar. He. Hayırlı geceler. Sağ ol, sana da. Şevkat, Şevkat hepimizin kalbinde. Tabii. Evet. Tabii. Şevkat'i dağıtsalar biz eder. Bizi toplasalar Şevkat eder. Ah, içim yanıyor. Ah, benim de içim yanıyor. Ya bu şey bebe değil mi ya? Ulan Niko, şunlara bile reklam ettin ya la bizi. Ey Kadri mutlak yüzeyim evlen. Abi. Şevkat kardeşimize ahiret hayatına rahmet diliyoruz. Amin. Esin kardeşimize hapis hayatında sabır diliyoruz. Amin. Emanetim gitti. Yok. Estağfurullah ya. Öyle oldu biraz. Hiç kimse mukadderatı bilemez. Olmuşsa ölmüşse çare bulunmaz. Ya. Ecel bir gün hepimizin kapısını çalacak. Tabii. Allah. Ona sahip çıkamadım. O dedi ayakkabıları çıkar dedi, terlik giy dedi. Dinlemedim ben. Değiştirmedim onları. Ah, ah, ah canım ağlama. Ah, seni ağladıkça benim de ağlıyorsun. Overlockçı! Hanımlar müjde! Overlock... 19-15 kavgasından son anla dönüldü. Dönerim. Her türlü dönerim. Her türlü vites küçültür, pamuk gibi insan olur. Direksiyon bende artık. Kavga isteyen başka arabaya binsin kardeşim. Göreceğiz. Göreceğiz. Neyse hadi ben kaçtım. Şevkat dur gitme. Şu kanepenin yerini ben bir değiştirmek istiyordum. Ona bir... Aklımda. Aklında tabii. Dakika birden kendi kalene atıyordun golü. Neyse direkten döndü. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yaparım ben kendim. Ne olacak? Göreceğiz. Allah Allah. Göreceğiz bakalım. Ev mi yaman, sen mi yaman? Öyle Fransalarda bohem bohem matmazel hayatı yaşayıp resim yapmaya benzemez Esin Hanım. Bu mahalle adamı yudar yudar ey yavrum ey. Yaptığın atar hayatıma renk katar Şevkat. Giderin hoşuma gider. Sen yine neye celallendin böyle? Haydi söyle. Ya sabah sabah tribün güftesi gibi konuşup da benim sinirimi bozma şimdi var. Bu kız zaten kafamı ütüledi şimdi sen de kol alama. Ne oldu ya? Sen niye sinirlendin? Ha? Mancınık ruhlum ya. Ya yok bir şey. Esin'le iddiaya girdik ya. Ne? Ne? Ya tamam önemli değil ya. Bir dakika. Sen şu an yalnız beni her türlü yanlış anlamayla baş başa bırakıyorsun. Farkındasın değil mi Şevkat? Ya ben buna dedim ki sen dedim Fransalardan geldin, bu hem hayatından geldin, buralarda yaşanamazsın, barınamazsın, tutunamazsın falan dedim. Bu da dedi yok dedi ben dedi her türlü dedi zorluğa dedi göğüs geririm dedi bilmem ne dedi sen bana karşımasın ben başa çıkarım dedi bilmem ne işte bu. Ne yapacaksın Esin'e bahis mi oynayacaksın? Tövbe yarabbi ya. Yok Esin'e bahis oynamayacağım. Direkt Esin'e oynayacağım. Usanma sabah servisi. Bak oğlum bak sabah seni selfie çubuğuyla döverim ha. Bir hafta hiç kavga etmeyeceksin. Var mısın? Varım tamam. Ha neyse dövmeyeceğim al. Allah Allah hasta falan mısın yoksa usta? Gel bakayım bir atışına. Çek elini. Ne hastası? Ne bileyim ben sen normalde gelişine yapıştıran bir adamdın vurmayınca. Hastasın falan ne düşündün? Düşünme koçum. Sen kendi işine gücüne bak. Bana doğrudan biraz yem hazırla evdeki tavuklara götüreceğim. Fırla. Allah tamam. Ha bu arada Paris'e giden uçak Esin'siz uçmak zorunda kaldı. Çünkü Esin evine geri döndü. Şaka yapıyorsun. Hadi be. Allah be. Müthiş bir haber lan bu. Çok güzel lan. Yırttık vallahi yırttık. Harbi yırttık lan. Müthiş lan müthiş ya. Vallahi adam oğlum. Şevkat ya. Esin bizim onun için hazırladığımız evi beğenmiş mi? Vallahi çok beğendiğini söyledi. Ayrıca hepinize de ayrı teşekkürlerini iletti. Hani ben de size ileteyim üzerimde kalmasın. İyi sağ olsun. Aga o değildi. Şimdi benim aklıma bir şey takıldı. Şimdi Esin hani güzel bir kız. Hani dünyalet bacımız tabii sıkıntı yok da hani bu kız kültürlü okumuş etmiş hani yurt dışında eğitim almış yani sosyetik bakımını falan filan. Aga şimdi senin gibi bir hüdükle bu kız nasıl komşuluk yapacak? Nasıl kestiriyorsun? Senin şimdi camını çerçeveni indiririm ha. Sıkıntı yaşatırım bak. Neyse ki yapamıyorum. Haftaya perşembe müsait misin sen hocam? Kafam mı güzel? Ne diyorsun lan? Oğlum haftaya perşembe müsait misin? Uzatma. Sana 7:24 demişim. Tamam. Perşembe. 9:30'a yazdım. 9:30'da kafanı gözünü yaracağım. Sen de ona geç kalma, tamam? Olur. Hadi. Hayırlı işler. Kıyamet alameti la bu. Bunu şimdiye ya Selami ya camı indirmiş olması lazımdı. Ne oldu la buna? Çok enteresan. Ama şunu anladım ki bu dünyada yaşayan en karmaşık canlı insan. Kolanın formülünü çözersin, insanı çözemezsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam Şevoş. Ne dedin sen? Tam anlayamadım. Ne dedim Şevoş? Bak yine dedin. Sen iste, ben hep derim. Şevoş'um benim. A3 etti. Demek ki kasten söylüyor. Ya bir yanlış anlaşılma, dil sürçmesi falan yok ortada yani. Yani. Ya sabır. Oğlum bak. Elimde nimet var. Neyse, iyi tarafından bakak. Selam verdik, selam aldık. Değil mi? Hadi hayırlı işler küçük esnaf. Şimdi işmiş dedin de aklıma geldi. Neydi lan öyle az önce o geldim böyle bize falan filan gider yaptım burada. Yok horozumu kestiniz, tavuğumu kestiniz falan filan. Kızın yanında bize şekil şukul yapıyorsun. Kalbimi kırdın kardeşim. Gel buraya bakayım abinden özür dile çabuk. Kalbimi kırdın. Kalbimi paramparça ettin benim. Buraya gel çabuk. Abimden. Özür. Abinden özür dile dedin lan. At ağzı. Ne oldu? Zoruna mı gitti? oğlum sana şimdi burada bir dalarım. Dalsana lan! Dalsana! Şekil şu kıl yapıyorsun. Dal hadi bakayım. Hadi dal. Özür dilerim tabii ya. Ne var ki? Özür dilerim kardeş. Axtarip Paşa. Axtarip. Adın neydi bakayım Haylaz oğlan? Selami Taşbaşı. Selami. Aa, Selamiciğim senin Perşembe 9.30'da zaten randevun varmış. O zaman ben bunun ucunu açık bırakıyorum. Bütün öğleden önceyi sana ayırıyorum. Olur, olur. At ağızlı diyen arkadaştan özür dilendi. Abi dendi. Kendisine abi dendi. Çok güzel. Aynen böyle. Perşembe görüşürüz kardeş. La bu bahçe kapısı niye açık? Bunların sesi soluğu da çıkmıyor. Matilda, kış içeri. Kış, kış, kış. Kış, kış içeri yavrum. Kış. Kış. Lan, kış lan, kış Matilda ya. Amok Ağaçı, Barbara. Bili. Neredesiniz ya? Barbara, kızım. Bak sabah öyle bağırdım diye şey yaptıysan gel vallahi bak konuşalım. Affettim seni ya. Neredesiniz oğlum? Dönün şu yeşil sahalara dönün ya. Bili. Gel bili. Amok Ağaçı. Eşli, Barbara. Niko bir kahvenin önünde toplanın abi. Bir dakika. Amok Ağaçı. Ne oldu Şevkat? Üzeyir. Bir kahvenin önünde toplanın abi. Kazım, hadi bir kahve. Amok Ağaçı, Barbara, Eşli, Firuzan. Yalla gel. Ne oluyor ya? Neredesiniz ya? Ya bakın, kendi rızanızla gelirseniz vallahi kızmayacağım. Bak çıkın ortaya artık ya. Hangi sansarda dandın? Kim açık bıraktı lan kapıyı? Şevkat, sen niye böyle sinirlisin? Ah, tabii benimki de soru ya. Sen ne zaman sinirli değilsin ki? Kafa basıncım yükselince sinir bende otomatik oluyor. Ya biri bahçe kapısını açık bırakmış. Bütün tavuklar kaçmış ya. Aa, bak sen. Neye bakayım? Kızım, bu ne böyle bir şey biliyormuş da söylemiyormuş gibi bakışlarını devirmeler falan. Varsa bir bildiğin dökül kızım. Vallahi sabah Esin tavuklardan şikayetçiydi. Yok yamuk yumurtluyorlarmış. Yok efendim tepesine çıkıyorlarmış. Söylenip duruyor tavuklara. Esin mi yaptı diyor? Kasten mi yaptı diyor yani? Ya niye böyle bir şey yapsın bu kız? Canına mı susadı? Beni delirtmeye mi çalışıyor? Tabii beni delirtmeye çalışıyor. Şimdi ben tabii orada iddiadan da şey olunca aklı sıra beni ama ben bu tuzağa düşmem. Bak buraya yazıyorum ben bu tuzağa düşmem. Hele ben şu tavukları bulayım. Ben ondan sonra gösteririm ona. Sen sinirlenmeyecek misin? Bir beni dinleyin la. Çok önemli bir durumla çözülmesi gereken bir kriz ortamıyla karşı karşıyayız. Sizden yardım istiyorum. Hacı Amok Ağaç mı kaçmış ya? Hele Amok Ağaç'ı kaçmış. Biri bahçe kapısını açık bırakmış. Amok Ağaç'ı bütün tavuklar kaçmış gitmiş. Gerçi kimin yaptığını aşağı yukarı tahmin ediyorum da şimdilik ses etmiyorum. Ama kim nasıl, neden böyle bir şey yapsın Şevkat? Vallahi bence kimin yaptığı belli de. Kim bu ya? Şevkat, şimdi senin bütün tavuklar böyle sokakta başıboş geziyor mu ya? Senin dilini koparırım lan tellak. Ben diyorum tavuğum kaçmış, sen diyorsun saracak levaş nerede? Yok sen şimdi yanlış anladın beni Şevkat ya. Tamam, bakın kısa kesiyorum. Yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi hep beraber şöyle toplanak bir dağılak. Sokaklarda, kuytuya, köşeye, aralara bilmem neler hep bakar şunları bir arayak gözünüzü seveyim hadi. Sebep? Ne demek la o? Sebep ne lan? Sebep ne? Bize ne lan senin tavuğundan, kümesinden? Manyak mısın lan? Esnaf adamız, işimiz gücümüz var. Senin tavuğun horozunun peşine mi koşacağız lan biz? Lan hayvan, onlar sadece kümes hayvan değil lan. Onlar benim canım, ciğerim, ekmek para. Onlar gıda sektörünün emekçileri. Komşu komşuya böyle mi yapar lan zor gününde? Hey! Bir dakika be ya, Şevkat haklı. Bence ona yardım etmemiz lazım arkadaşlar. Esnafın kara gün dostu olduğunu ispatlamalıyız. Kapanının İstanbul'da bir sentoda olmadığını ispatlayacağız. O vefa olacak. Ben o aklıma gelmeyince bir sonraki durağa söyledim. Olsun sen yürüyün. Tamam. Vefalılar! Ne kadarsa Malatlılar da o kadar. Ya sen buna bakma la ya. Ama kaçı canımız yerimiz ararız tabii oğlum. Evet Üzeyir haklı. Tavukların olmadığı bir gerçek ve gerçeği aramak... bulmaktan daha değerlidir. Bunlara gıcık onlar ya. Amok Ağaç'a benziyordu lan o. Güzella, ama ne kabris yaptın sen ya. Güzella, Esin. Ha o mu lan? Değil. Yandan falan bir şey mi alaydık elimize? Yemin kokusuna falan gelirdi la belki. Ah, Amok Ağaç'ı. Kardeş merhaba, buralarda tavuk horoz falan görmedim. Kardeş merhaba ya. Buralarda boş boş gezen tavuk horoz falan gördün mü? Ha? Bak yok. Bak bak bu Amok Ağaç. Ha? Beşiktaşlı. Yok görmedim. Ya ama dur. Hemen karar verme. Bak belki şu fikrini değiştirmene yardımcı olur ha. Manyak mısın birader sen? Görmedim dedim. Al şu paranı. Lan oğlum dua et kavga etmemeye yemin ettim. Yoksa burada var ya seni harcardım ha. Değne midir nedir ya? Kardeş. Amok Açı. Evet. İşte burası. Nasıl? Güzel. Ya Esin, aslında benim hiç mimar bir arkadaşım var. Dükkanın fotoğraflarını çekersek bize yardımcı olabilir. Ay süper olur. Ya bir şey soracağım. Sizce de ortalık sessiz değil mi bugün? Evet ya. Kahvenin önünde de kimse yok. Dükkanlar da kapalı. Bir tuhaflık var kesin. Var evet. Ve bu tuhaflığın da bir sebebi var tabii. Neymiş sebebi, ne oluyor? Neymiş sebebi diyor bir de. Sensin, kim olacak? Tavuklar kaçtı. Ne alakası var? Niye benim yüzümden kaçsın? Ne yapacağım ben senin tavuklarını kaçırıp fidye mi isteyeceğim? Benim alakam yok kaçırılma meselesiyle falan. Ya Allah aşkına bir de şöyle bir sıkışık zamanda böyle kötü kötü espriler yapma ya. Bahçe kapısını açık bırakmışsın. Bütün tavuklar kaçmış. Sabahtan beri hepimiz arayıp duruyor. Bulamadık daha. Bırakmadım ben bahçe kapısını açık falan ya. Yoksa bıraktın mı? Hadi buyur. Buyur işte ya. Daha ne yapıp ne yapmadığını bilmiyorsun. Şuur fukarası. Tamam, bıraktıysam da isteyerek bilerek bırakmadım. Hatta hadi hep beraber arayalım şunları. Bence de aga, biraz da olayın faaliyle ara yani. Biz de gidelim dükkanlarımızı açalım, ekmeğimize bakalım. Kardeşim sabahtan beri orası arıyoruz ya. Doğru söylüyor be ya. Vallahi siz bir arayın bulamazsınız, biz devreye gireriz tekrar. Benim de yapılacak tesisatlarım var zaten. Hadi size kolay gelsin. Merhabayım. Nasıl bir şekilsin ya? Nasıl bir şekilsin? He hadi o zaman gidelim buyurun. Ya şimdi ciddi ciddi biz tavuk mu arayacağız? Yok. Bir tane de horoz var. Amok Ağaç'ı. Ya siz gidin arayın. Şimdi biz bu topuklularla koşturamayız. Biz dükkanın fotoğraflarını çekelim. Evet. İyi. Öyle yapalım o zaman. Tamam hadi. Hadi o zaman. Hop hop dur. Abi ne yapıyorsunuz? Kavgaya gitmiyoruz ya. Ayrılalım. Siz çünkü şöyle gidin abi, siz çünkü şöyle gidin, siz şöyle gidin. Biz şöyle gidelim. Dükana gidiyor. Hadi. Peki, sağ olun. Ya arkadaşların da ne kadar hayırlı, ne kadar vefalı insanlarmış maşallah. Bir de nasıl da yardım etmeye gelmedi ha. Amok Ağaç'ı! Gel, bili. Ya bağırıp durma, senin sesine gelmez o. Sen sadece bakın, görürsen bana haber ver. Ah, Şevkat. Şey değil mi bu, Barbara değil mi? Ha yok, değil. Sen bizim Firuzan'a benzettin de değil o. Nereden anladın ya? Aynısı. Ben küçükken Mera'da tavuklar büyütmüş de oradan anladım. Tavukların eline doğmuşum ben. Laf. Ya ben bütün gün tavukların içinde yaşayan insanım. İnsan kendi bahçesinde beslediği tavukları tanımaz mı? Bak bunun arka budunda beyaz hareler var. Ha bak bizim Firuzan'da da var bunlar ama Firuzan da paçalarına doğru böyle açıla geliyor. Boş konuşuyorsun yani. Ne bağırıyorsun be? Biz seninle bugün anlaşmadık mı? Sinirlenmek, atarlamak, kavga etmek falan yoktu hani. Bağırmıyorum ben. Sesim gür sadece. Ayrıca sen o bahçe kapısını açık bırakıp gitmeseydin bunlar başımıza gelmeyecekti. Amok Ağaç'ı. Ya biliyorum hiç yeri değil ama Pascal akşam bizi diskoya davet etti. Vallahi mi? Hı. Seni de özellikle çağırdı. Hakikaten de hiç sırası değilmiş. Neyse gidelim bari madem o bebe özellikle davet etmiş. Şey yapalım. Ama önce şu hayvanları bir bulak ya. Amok Ağaç'ı! Muhan'ın aklına uyup çıktık Kartepe'ye. La gençliğimin baharında çolak kaldım ya. Böyle bir şey var mı ya? Şş Üzeyir. Ha burayı bir süpür la. Hacı benim süpürecek yerlerim ağrıyor. Sıkıntım var benim. Terbiyesiz herif. Şş Merdan. Abro belat. Dur ya, 2 dakika bir kahvaltımızı yapalım, Allah Allah. Muhtara bak ya. Selami, yap bir orta muhtar kahvesi. Ah kahve, ah. Al kahve, bak kahve. Üzeyir, la bir kahve bari yap la. İstemez. Ben kendim yaparım. Allah Allah, siz hayırdır ya? O da seni ilgilenirmez. Bak, bak, bak. Bu da telif, bak. Telif mi yapıyorsun la bir de? Ana! Selami abi, bana renkli bir şeyler ayarlasana böyle ince belli barakta. Favori rengim sarı, biliyorsun zaten. Oğlum siz beni mi sınıyorsunuz lan? Beni mi sınıyorsunuz? Oğlum Allah'ın hakkı 3 bak, 4. sensin, yemin ediyorum seni çarparım ha. Rakıp 0'a yakın, havalar 1500. Abi acayip bir havadisim var. Duyunca böyle ayakların yerden kesilecek yani o biçim. Allah Allah. Ateşle bakayım lan ağzındakine. Şevkat Usta'm fotoğrafçıya gitti vesikalık şeklini. Oradan da Esin yengemizle buluşup nikah dairesine gidip nikah günü alacaklar. Vay! Harbiden bombayı kes. Selam abi bak gözünü seveyim ha. Benden duyduğunuzu söylemiyorsunuz tamam mı bak rica ediyorum. Neden acaba? Yani bir plan yapıp bize özel mi ilan edecekler durumu? O kadarını bilmiyorum. Ne kadarını biliyorsun? Abi bak işte bildiğim kadarını anlattım ya. Gözünü seveyim, benim başımı derde sokmayın ya. Tamam, unutun o komplo olayı. Ben söylemedim bir şey. Tabii canım, tabii canım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biz bildiğimizi belli etmeyiz ama önceden de tabağı ağzını ararız. Değil mi? Şişt, Merdan, şu Kamil'e renkli bir şeyler var. Sarı favorisiymiş. Hı. Muhtar. Hı. Canımın içi, şimdi bir şey sorabilir miyim? Sen ne iş yapıyorsun? Muhtarım. Hı. Eminsin. Kardeşim şimdi Emrecan kaçırıldı, hatırlıyorsun. Adamların izini sen buldun. Hı hı. Ali Yılmaz mevzuyla alakalı bütün detaylar sendeydi. Fi tarihinde belki hatırlarsan bir kızcağız için tekstil atölyesine gitmiştik. Orayı da sen bulmuştun. Evet. Falan filan. Yani şurada ağzımızın dibinde 2 tane kardeşimiz burada hayırlı bir iş için bir araya giriyorlar. Sende hiçbir delil yok. Az daha gözümün önündeler ya, kaçırmışım. Ha, çocuk. Hep çocuk. Günaydın canım. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Hmm. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya Sanem, bir şey diyeceğim. Benim bir küçük işim var da... ben bir çıksam, sen buraya bakabilir misin? Bakarım. Bakarım da nereye gidiyorsun? Önemli bir şey değil ya. Ben Şevkat'i arayınca çıkarım. Şevkat'le gidiyorsun. Özel bir şey mi var? Yani aslında çok... Hanımlar! Evet, merhaba ya. Özel bir gün için ettiydim ben bunu. Selami Taşbaşı'ndan spesiyel. Allah Allah, bu ne ya? Ben görmeyeli mahallenin çay ocağı boyut mu atladı? Nedir bugünü özel kılan? Evet, biz de öğrenebilir miyiz? Şimdi onu öğrenebilir miyiz? Tabii ki öğrenebiliriz de benim öğretebileceğim bir şey değil. Hani ben işte çayı biliyorum, kahveyi biliyorum. İşte efendime söyleyeyim böyle spesiyel şeyler yapmayı biliyorum. Gerisi Esin'de. Yani. Anlamadım bir şey. Cici kardeşim benim. Düğün ne zaman? Ne düğünü ya? Şirketle nikah dairesine gidecekmişsiniz. Gün almak için öyle değil mi? Öyle mi? Öyle. Gel bir tebrik edeyim. Peki düğün ne zaman? Düğün... düğün... Oldu mu şimdi? Ha? Oldu mu? Soruyorum sana. Soruyorum. Biz şurada ailecek, arkadaş karesi olaraktan yani mahallecek düz koşularla sizin düğününüze hazırlanırken sizin şu yaptığınız oldu mu? Reva mı bu ya? Biz cami olarak bir kampela düşündük. Mesela? Tabii biz düşünmedik Selami. Olmadı. Olmadı. Hiç yakışmadı. Muhtar. Hı. Oğlum tam yere 2 laf etsene lan. Aha şapka çıktı eyvah. Esin, ben bu mahallede doğdum, büyüdüm. Keza sen de öyle. Büyüdün, sonra Fransa'ya gittin ve doğduğun eve geri geldin. Bak ben bilirim, şunu bilirim Esin. En güzel aşklar bu mahallede başlar, düğünle katmerlenir ve devam eder. Aşk birbirini seven çiftler arasındadır. Ama düğün hepimizin. Esin. Rica ediyorum bizi bundan mahrum et. Hadi. Helal lan Niko. Yemin ediyorum var ya bak dünyada ilk kez. Yani ilk kez bu sayılıdır. Adam gibi cümleler kurdun kardeşim. Aha tüylerim tiken tiken oldu. Beyler haklı. Ya bu kadar zorlu bir aşk hikayesinden sonra çok güzel bir düğün yakışır. Siz aşkınızı yaşayın. Düğünü biz hallederiz. Yani. Yani işte bilemiyorum. Bir Şevkat'la konuşmam lazım. Biz şey yapalım mı istiyorsan? Yok ben şey yapalım. Beyler bakın. Eğer Şevkat bu düğün olayından yan çizer de sade bir nikah töreniyle geçiştirmeye çalışırsa yemin ediyorum çok fena olay çıkar ha. Değil mi lan Üzeyir? Hı. Sapık mısınız lan? Bu düğün yapılacak beyler. Bu düğün yapılacak, o kadar söylüyorum. Düğün dediğin şeyin bizim kültürümüzdeki yeri çok başkadır. Anlatabiliyor muyum? Yani fevkaladenin fevkinde mühim olan bir şey. Düğün dediğin organizasyonda bir sonraki düğünün temeli atılıyor. Benim bu güzel yurdumun, güzel memleketimin, zürriyetinin doğumları bu düğüne bağlı. Yani bir nevi sosyal sorumluluk projesi değil. Yani bak tamam kültürel açıdan söylediğin şeylerde haklısın. Ama düğün, evlilik dediğin şey iki kişi arasındadır ve ortak karar verirler. Ya özgür irade diye bir şey var sonuçta yani. Şimdi muhtarcığım, hayatım, burada anlayamadığın ince bir detay var. Filozof. Babacığım düğün dediğin şey bir kısmet serüveni değil midir? Evet. Halka gibi düşünelim bunu. Hı. Muradına ermiş olanlar, kısmetini bulup muradına ermiş olanlar... Hı. Bunu devir teslim şeklinde bir sonraki bekar arkadaşına devretmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama Şevkat ve Nesim bunu yapmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi uyandın mı mevzuya? Uyanacağım. Bir ipucu ver. Diyorum ki kanki, hani biz de mevzuyu diyorum düğünde kızlarla çözer miyiz diyorum acaba. Aa! Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun o bir saattir burada aralara laf sokuyorsun. Ağzını burnunu kırarım senin bak. Kolum kırık benim burada. Benimki de sakat. Ben düşmedim mi? Ne diyorsun Niko? Ben hiç böyle düşünmemiştim. Yani tabii karı kız meselesine fazla anlamıyorum. Yani olur mu dersin ha? Düğünde olur mu? Aa! Merhaba. Düğün mü var? Ne düğünü? Gülperi Hanım, Esin ve Şevkat evleniyor. Ancak resmi bir açıklama olmadığı için şu an konu yani aramızda böyle. Tamam ben kimseye söylemem. Üzeyir oğlum bana 2 kilo patates ver hadi. Hemen abla hemen. Şurada oturuyorum geldi. Fıs fiskos yapıyor ya Bana onu hiç anlatma. Oh be. Günü de aldık en sonunda. Vallahi artık kimse bizi tutamaz ha. Şevkat, ben diyorum ki acaba sade bir nikah yerine sade bir düğün mü yapsak? Aman Esin gözünü seveyim. Bak yola çıktıktan sonra hiç rota değiştirmek. Biz daha sonra küçük bir kutlama yaparız. Tamam. Tamam. Hadi Cevdet Beyciğim, ne oluyor bu Bahar'ı anlayabilmiş değilim. Endişe etme Marikacığım. Gelsin kız konuşuruz. Orada öyle oturuyor. Üzme kendini öyle sen de. Ay hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hoş geldiniz, hayırdır? Ay evleniyormuş sizinkiler ayol. Hoş biz daha davetiye falan görmedik ama neyse. Bizimkiler evleniyormuş. Bizim niye haberimiz yok? Gerçekten evleniyorlar mıymış? Hayır yani niye saklıyorsunuz? Öğrendim ben sonuçta yani. Hayır yani düğüne geliriz gelmeyiz ama biraz ayıp oluyor yani. İnanın benim bile haberim yok. Ay aşk olsun Gülperi Hanım. İnan olsun sizden duyduk. Şu an duyduk. Ay. Neyse olsun. En son kim duyar? Ebeveynler. Hadi iyi günler. Bay bay. Güle güle. Aha, geldi. Neler takip ediyor bir gözüm. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Niko yerime oturabilir miyim kardeş? Gel. Çevir lan. Nikah gününü aldık. Yani nikah kapıda. Düğün? Cık, olmaz diyor. Ya ne yapıyor Şevkat? Damat lazı falan mı yapıyor? Hayırlı uğurlu olsun. Ata ağzı damat bey. Esin'le sesi yerinde düğün yapıyormuşsunuz. Lan arkadaş şu mahallede bir şey de gizli kalsın lan. Ya Şevkat neden gizli kalsın? Mutluluğu çoğaltmak, paylaşmak gerekir. Sizin mutluluğunuzu evrene gönderelim ki belki dönüşte birine kısmet olur. Yani aşkınız başkasına ilham verir. Ha? Düğün ne zaman? Düğün müğün yok kardeş. Biz öyle konu komşuya kapalı sade bir nikah kıyacağız. Yani öyle çiçek, çelenk, kavga, gürültü, patırtı ihtiyacımız yok çok şükür. Kızışım altın neyin takardık? İddiat çok mu? Lan yürü git. Lan sen bir kötü çeyrek altın takacaksın diye ben asırlık kahrımı çekeceğim ha? Oğlum mezarımı görün, düğünümü görmeyin. En mutlu günümde bana uzak Allah'a yakın olun kardeş. İşte o kadar. Hiç yakıştıramadım. Gerçekten hiç yakıştıramadım. Yani birincisi sen çeyrek altının kaç papel olduğunu biliyor musun? Ha? İkincisi biz sana ne yaptık lan? Ha? Neyimizi gördün lan bize? Ne mi yaptınız? Ne mi yaptınız? Ta ne yapacaksınız lan? Sevdiğim kadınla bir baş başa kalayım, bir romantizm yaşayayım diye dağ taşa vurdum kendimi. Geldiniz Kartepe'de de kabus gibi çöktünüz. Daha ne yapacaksınız lan? Bir rahat derin de artık sessiz sakin evlenek bitsin şu iş ya. Şevkat dünya rahat yeri değildir. Hepimiz imtihan için buradayız. Bence Allah'tan makul şeyler iste. Kardeş ben Allah'tan gerçek bir aşk, bir de Beşiktaş'ın 3 kere üst üste şampiyon olmasını diledim. Bir tanesi oldu çok şükür. Öbürü de inşallah sezon sonunda olacak. Yani onun haricinde de sizden huzur istiyorum. Ha, yanlış anlamayın ama bu bir dilek değil yani. Buna emrediyorum artık bir huzur verin lan. Niko, delikanlı adam düğünden korkar mı be kardeşim? Hiç. Kardeş her şeyin azı karar, çoğu zarar. Yani biz kendi aramızda sade bir nikah kararı kıldık. Öyle şenlik şadıman olmayacak. Gönüller şen olsun değil mi? O yeter yani. Hadi kolay gelsin. Allah Allah. Yalnız biraderim öyle kardeşleri, arkadaşları burada bekarken gizli saklı düğün yapan bizden değildir ha. Uyandırayım. Oh be Şevkat. Baba da çıkarmış telefonla oynuyor. Ben görmedim sanki senin şuradan buraya kaçtığını çakal. Usta vallahi 2 dakika çay içip geldim ya. Tut, çay içmiş. Oğlum sen yumurtacı çırağısın diye her şeyi yumurtlamam mı gerekiyor lan mahalle? Usta plansız oldu yani ya. Şey atmadım ya. Ha plansız oldu. Plansız olduysa iyi. Yok bir de plan ne olacak? Lafa bak. Bütün gün sağda solda sürtüyorsun oğlum bir işe yarar la. Anca bütün mahalleye laf yetiştir bilmem ne yap ya. Şevkat, acilen konuşmamız lazım. Çık git. Çık. Yokluğunla işe yara bari. Çık. Ya şu düğün meselesini bir tekrar masaya yatırsak mı? Ama tamam artık günü aldık. Artık o tamam o iş. Tamam canım zaten ben nikahı erteleyelim demiyorum. Yani nikah gününde düğün de yapalım diyorum. Sonra bak pişman olmak var ya. Bir iyi düşünelim bunu. Canım ya nikahla düğünü senkronize yapmak zorunda mıyız ya? Hele bir nikahımızı yapak şu evlilik cüzdanlarını alak sonra bakarız gerisine. Ama öyle olmaz ki yani şimdi. Yapacaksak tam yapalım şu düğün işini. Öyle geçiştirme. Önce sade bir nikah yetiyordu. Sonra acaba sade bir düğün mü yapsak? Şimdi de yapmışken tam yapalım düğünü. La baba sen var ya 1 saat sonra gelirsin bana 40 gün 40 gece düğün istiyorum dersin ya. Vallahi bak bayır aşağı rampa çıkar gibi gidiyorsun Esin yapma böyle ya. Sen de naz yapıyorsun. Ben naz yapıyorum. Evet. Kızım buna naz değil gaz derler. Almışsın ara gazını gelmişsin buraya bana konuşuyor. Zaten Miço her şeyi ötmüş bülbül gibi. Ben de öttüm. Aferin sana. Vallahi bravo ya. Seni herhalde kafesinde öt bülbülüm öt diye yemlediler ha? Aşk olsun ya. Biz şurada nikah günü aldık yakında evleneceğiz. Sevgiliyiz yani. Benimle böyle konuşman normal mi şimdi? Tabii ki normal değil ama büyük resme bakmak... Aa büyük resim. Buyur büyük resim gel. Damat buraya, yumruk havaya. Gelin buraya, herkes alaya. Ha oğlum tamam yeter lan. Yürüyün gidin kendiniz kapınızın önünde meleşin ya. Tartışmanızı böldük kusura bakmayın. Ama zaten evlilik hayat ortaklığıdır. Tartışacak, didişecek çok vaktiniz olacak Şevkat. Şimdi eğer bize söz düşerse... Düşmez kardeş. 2 kişi konuşurken 3.'ye ne düştüğünü sen çok iyi biliyorsun Niko. Buna 3 değil 300 Spartalı diyelim istersen. Neyse bak şimdi. Muhtar olarak ahali adına konuşuyorum. Esin haklı. Biz de düğün isteriz. Bu aşkın hakkı düğündür Şevkat. Lay lay lay. Lay lay lay. Ne yapıyorsun? Lay 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 lay. Oğlum bırak. Soytarılığın alemi yok ya. Lay 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 lay. Ellerimce. Lay 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 lay. Babacığım sana bir müjdemiz var. Öyle mi? Nedir söyleyin bakalım. Biz nikah tarihini aldık. 2 güne nikahı kıyıyoruz hayırlısıyla Cevdet Bey amca. Allah mesut bahtiyar etsin. Amin. Tabii biz iskele babası olduğumuz için en son bizim haberimiz oluyor değil mi? Yo, yo estağfurullah. Biz zaten sadece size söyleyecektik bunu değil mi? Ama işte bizim bu mahallenin gevşek ağızları çok affedersiniz. Nereden duydularsa hemen duyup yaymışlar. Zaten ya biliyor musunuz çok maceralı bir süreçten geçtik. O yüzden sade bir nikah kıyıp bir an önce nihayete erdirek şu işi diye düşündük ve tarih netleşmez de gelip size haber verdik Cevdet Bey amca. Bak evladım, benim bir tanecik kızım var. Öyle yangından mal kaçırır gibi olur mu bu işler? Ben 4 başı mamur bir düğün isterim. Üstelik bütün masraflar da bana ait. Abi. Ya babam ne diyorsa ondan şey yap. Peki, düğün mü istiyorsunuz? Düğünün kralını yaparım ben size be. Tamam, aferin. Tamam, oldu bu iş. Öpün bakayım elimi. Berhudar olun. Hadi Allah mesut bahtiyar etsin. Gel, gel. Şu mu dükkan? Evet baba. Beyler, tamam sakin. Benim yeğenlerimi pataklayan adam sen misin? Sen de büyük şefsin ha? Tüm bu curcuna onun için miydi? Benim ne olacak? Rövanşa mı geldim? Konuşmaya geldim. Buyur konuş. Nedir mesele? Mesele yok. Mesele kapandı. Cuma bizim kaç yıllık esnaf arkadaşımızdır. Ama senin yeğenleri yanına takmış, mahallede posta koymalar, racon kesmeler. Yok efendim bu yüzüğü öpeceğiniz, bana biat edeceksinizler. 2 tokadı hak etti yani. Mevzu bu. Ama evveliyatı var, değil mi? Orada Cuma'yı dövmüşler. Hak etti ya! Tamam beyler, alo, alo! Tamam ya, konuşuyoruz. Adamın gururunu incitmişler. Ne yapsın? Keser tabii raconu. Yeğenlerimi ben gönderdim. Benim bir can borcum var Cuma'ya. O iş öyle değil. Cuma odaya hak etti. At yarışı için milletten para topluyor, parayı cebine atıyor. Ondan sonra kupon tutunca da kurduğu tezgah ortaya çıkıyor. Mahalleli de bunu bir güzel dövüyor. Mevzu bu. Doğru mu oğlum? Doğru baba. Doğru tabii ya. Doğru tabii ya. Tamam tamam beyler tamam. Sakin. Anlaşılan Cuma zıvanadan çıkmış. İyi bir ders olmuş ama. Vallahi bizde hasımlık yoktur. Dayak dediğimiz şey erkek tımarı sonuçta. Yani öyle gurur incitecek falan bir mevzu yok. Sen delikanlı çocuksun. Belli. Sevdim seni. Eyvallah. Bizim yeğenler de Cuma ne dediyse tak diye yapmış. Kabahatin büyüğü bizde. Olur olur. Bir şey değil. Artık ona koruma falan yok. Çok isabetli olur. Yani Cuma'nın hayrına olur. Neden dersen şu dünyada dayak atmak kadar dayak yemek de var. Yani dayak yemek insani bir hak. Şimdi senin yeğenlerle takıldığı zaman Cuma bu insani haktan mahrum kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Güzel söz. Sevdim seni delikanlı. Başın ne zaman sıkışırsa bana gel. Eyvallah. Gerek yok. Biz bileğimizin gücüne güveniriz evvelallah. Sözüm baki. Ne zaman gelirsen her daim kapım sana açık. Eyvallah. Senin de yumurtaya falan ihtiyacın olursa hiç çekinmeden şey yapabilirsin. Evlere de oğlum bir tane kart getir oradan. Evlere servisimiz falan da var yani şey olmasın. Şöyle kartı da vereyim sana. Emanet de ver. Şu da senin oğlanın oyuncağı. Ha ben arkadaşın kolunu kırdım gerçi ama sen yine de bir kulağını bük istersen. Yani öyle olmadık yerde kime silah çekip kime çekmeyeceğini de öğrensin. Eyvallah. Biliyorsun kapım her zaman açık. Hayırlı işler. Eyvallah. Eyvallah. Hadi bekleme yapma hadi. Hadi abi. Niye bırakmıyorsun? Sıkıyım usta. Bunlara mı özeniyorsun lan sen? Bunlar gibi yancı çakal mı olmak istiyorsun? Ha? Dur içeri, adamın asabını bozma. Beyler, atış serbest la. Ne işiniz var? Kalkma bunları getirin. Yürü içeri. Cevap vermeyin. Yürü içeri. Yürü içeri. Canımı sıkmayın benim. Geçer içeri. Kimse yürüyemem dışarıda. Yürü ver içeri. Gel. Ulan herifler işi iyice eğlenceye döktü be. Oho, davul çalar gibi konteyner çalıyorlar. Oho, perküsyon mafyası bunlar. Çok iyiydi. Şöyle vereyim abla, 20 lira eyvallah. Sağ olasın. Allah bereket versin. Üzeyir, al içinde pasta var. Sağ ol Bahar. Rica ederim. Ne dayaktı ha. Hadi görüşürüz. Değil mi? Tamam, siz herifleri biraz daha oyalayın. Biz hemen geliyoruz. Sağ olasın. Şu dükkanı kapa. Evet beyler, alarm geldi. Toplan, toplan. Allah! Ne güzel bir gün lan bugün. Allah! Bir kesen bir sopa, bir kesen bir sopa. Lan ne heyecanlı bir gün lan. Herkes tamamsa hadi gidelim. Defolun gidin ya. Bu mahalleden Allah'ın cezaları nereden geldiniz? Artık herkes az kadroda. Miço, kavgaya girmiyorsun, kenarda dökülenleri topluyorsun. Taktik, maktik yok. Bam, bam, bam. Ne oluyor lan? Şevkat! Gibi kızarmış vallahi. Efendim Esin? Şevkat, börek pişti. Neredesin? Seni bekliyorum. Esin'cim şimdi bir işim var. Biter bitmez geleceğim, tamam? Tamam, hadi bay bay. Şevkat! Şevkat! Şevkat sen neredesin? Ne yapıyorsun? Alo! Şevkat! Arkadaşlar tamam, arkadaşlar tamam, bir sakin. Tamam ulan. Tamam, bir kişi konuşsun. Kimsiniz lan siz? Ha? Kim gönderdi sizi? Sorma abi, geldik işte. Ne demek sorma lan? Oğlum bana bak. O Bora DNA'yı mi gönderdi yoksa yancısı Gürsel mi? Abi onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey ha. Tamam oğlum. Nasılsa karakolda söyletirler size. Alın abi bunları karakola götürün. Hadi ablacığım siz de lütfen. Çok şey yapmayın siz de mahallede. Yürü. Şevkat al. Bu ne ya? Lan telefonu da kırmışlar arkadaş ya. Oğlum kaç yıldır kullanıyordum lan ben bu telefonu. Bir yılda 3 tane düğmesini zor öğrendiydim ya. Hadi şimdi işin yoksa baştan telefonu öğren ya. Senin ne işin var Allah'ını seversen Seval? Ne işin var burada? Ben de bu mahallenin kızıyım ya. Siz öyle kavgada görünce ben de daldım işte. Ya gözünü seveyim bir de bari şöyle söyleme ya. Hasta halin. Hasta haline geliyorum burada şey yapayım. Hadi yürü git evine Allah'ını seversen. Hadi gel beraber yürüyelim. Tamam lan. Tamam. Hadi bakalım. Kardeş sen ne yapıyorsun? Tamam sen karışma. Senin çoluğun çocuğun var. Ya yapma. Şişt. Sen şu anahtarı al. Git arabada bekle. Bana bir şey olursa hastaneye falan gitmem gerekirse sen götürürsün. Hadi. Gel buraya. Lan tamam bırak çocuğu. Biz halledeceğiz ben... seninle işimizi. İyi tamam. Bizim zaten küçük bir hesabımız vardı bununla. Hadi bakalım. İlk önce eğleneceğim seninle, sonra öldüreceğim seni. Eğlenek bakalım. Ayman hayvan gibi. Bu kadar mı gücün? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Yok, bir bu kadar da yerin altında var. Devam et! Devam et! Gideceğim seni! Vay anasını zaman geçmiyor la. Senin yarım kalan hesabınızı çözeceğiz. Kaçın açıldı. Sakın kalkma. Parçalar mı adam seni be? Kızı dinlesen iyi olur eleman. Yoksa seni çiğ çiğ yerim. Ne yapsaydım? Şevkat gitsin, bıraksaydım da seni dövse miydi? Esin, demirden korksam trene bindim. Hoşuna gitti galiba. Gel bakalım. Kartallar neden yüksek uçar bilir misin la? Neden? Avını avlayabilmek için lan. Anladın mı şimdi? Pes mi lan? Pes mi lan? Ne kadar? Anlıyor. Pes mi? En büyük Beşiktaş! Uçun beni. Gördün mü lan? Gördün mü? Al bakalım. Kaç yaşındasın sen? 10. 10. Oo sen? 6. Bunlar bayağı koca abi olmuş. Al o zaman sen abiysen. Bölüşün ama. Al bakalım abla sen de bir tane. Heh. Al bakayım hadi bunları da siz alın. Ne var lan? Yürüsene lan. Şevkat. Şevkat. Ya damatlıkla inme işte ya. Dedin yürüdüm geldim lan. Bak gelini arabada bırakıp geldim hem de. Arıza mısın aslanım sen? Niye asılıyorsun lan kornaya? İyi ben de ineyim o zaman. Bakalım hadi. Baba baba da soyunarak inmeli falan. Vay yavrum vay modele bak. Vay koçum benim ya. Senin memleket nere? Çin, Hong Kong, Çin Tayfe'si, Tibet. Bak damat filan dinlemem, alırım ayağımın altına seni. Ben küçük ejder. Öyle mi? Memnun oldum. O zaman sen abini çağır koçum. Ya Şevkat ne yapıyorsun? Bıraksana adamı. Ya bugün kavga mı edeceksin? Gerçekten bugün mü ya? Yok yok. Kavga yok ya. Biz Bruce ile karşılaştık da onunla bir ufak şey yapacağız. Bırak şunu. Adamın asabını bozma. Bu ne bu? Mınçıka. Bu mınçıkayı. Çocuklar var dua et devamını getiremiyorum. Aç lan kaputu. Aç kaputu benim asabımı bozma. Abim gel bakayım. Aç şu kaputu. Geç abim sen arabaya. Şevkat! Bak bakayım onun kornası neredeymiş. Bir bak bakayım. Bir bak bakayım. Bak. Çal abim. Ya Allah Allah, ne acelem var kızım, bekleyiversinler. Zaten biz gelinle damadız ya, biz gitmeden mecbur kıyamayacaklar ya. Ya Şevkat hadi bak, saçmalıyorsun. Tamam, az kaldı, tamam. Hayırdır Şevkat, ne oldu? Kardeş, ejderha terbiye ediyorum. Bu küçük ejder, ben de terbiyecisi. Kendisine ses terapisi uyguluyorum. Gel abi. Al şunu, ona biraz çalış. Onu taşıyorsan bir iki şekilli hareket öğret. Bir daha da öyle trafikte cer artist gibi. Kornaya basma, tamam mı? Al abi, al. Sağ olasın. Hadi iyi günler çocuklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.